Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün itibariyle çatışma çözümünü bitirmiş durumdasınız ders olarak, 4. sınıf dersi olarak. Ama aynı zamanda da çatışma çözümü ve özellikle de sanat terapisi ve oyun terapisi odaklı sertifika programını da tamamlamış durumdasınız. Biz bugün hepinizin sertifikalarını hazırladık. O yüzden sizlere vermek istiyoruz bu süreç içinde. Şu anda özellikle de bilginiz olmasını istiyorum ki bu gerçekten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel açısından çok önemli bir çalışma da aynı zamanda. Çünkü bu dersi ilk defa özellikle de üniversiteye geldiğim ilk günden beri veriyorum ve bugün aynı zamanda bu pandemi zamanında travmaların olduğu çok zor geçen bir süreç içinde biz özellikle de çatışma çözümünü sanat terapisi ve oyun terapisi üzerinden tanımlayarak bir ilki daha tamamlamış olduk. Ve böylece ne sizin hayatınızda, kariyerinizde her zaman sertifika olarak özellikle özgeçmişinize yazabileceğiniz bir küçük de olsa bir değerli bir süreçte yapmış olduğunuz çalışmanın sonucu. Aynı zamanda bunu da bilmenizi istiyorum ki beni birinci derecede özgeçmişlerinizin yanı sıra referans olarak da yazabilirsiniz. Özellikle de bu alandaki yapmış olduğunuz çalışmalarla ilgili olarak da referans olarak verebilirsiniz. Kiminiz okula başlayacak, okullarınıza, kiminiz RAM'larda yer alacak, RAM'lara, kiminiz master doktoraya devam edecek, master doktora süreçlerinde mutlaka bu anlamda bu beni referans olarak kullanmanın dışında, yazmanızın dışında mutlaka bu dersi alarak ve bu sertifikayı da hak kazanarak gerçekten çok önemli bir süreci de tamamlamış oluyorsunuz. Yani bunun aslında bir ilk olduğunu, çatışma çözümü dersi de ilk defa burada ben verdim. Hasan Ali Yücel'de. Aynı şekilde de sanat terapisi ve oyun terapisinde ilk defa oluşturuyoruz. Bu anlamda da bununla ilgili ilk sertifikada ilk defa gerçekleşiyor oluyor. O yüzden bence çok güzel bir şey. Bu COVID zamanında özellikle tam da zamanına ve yerine oturdu. Bence ödevler de çok güzel oldu. O yüzden bu anlamda hem ödevlerinizi referans olarak kullanabilirsiniz hem de böyle bir anlamda özellikle de seçmeli ders olarak benim dersimi seçip böyle bir zamanda böyle bir çalışmayı yapıyor olmak çok önemli. Çünkü sanat en önemli konulardan biri, travmalarda en önemli sıkıntılardan biri bu. Ne olursa olsun biliyorsunuz bir sürü insan ailesini kaybetti. Türkiye'de birçok genç, özellikle de sağlık çalışanlarının çocukları anne ve babalarını göremediler biliyorsunuz. Aynı zamanda tam anlayamadıkları şekilde bu anlamda sıkıntı yaşadılar. Özellikle biz sağlık çalışanlarının çocuklarına sanat terapisi üzerinden ve oyun terapisi üzerinden aynı zamanda bir gönüllülük projesi şemsiyesi altında sosyal sorumluluk ve sosyal inovasyon gerçekleştirdik. Zoom üzerinden özellikle de sağlık çalışanlarının gençlerine belli bir şekilde mentorluk, terapi gerçekleştirdik. Ama bu mentorluk ve terapiyi uygulama türü olarak stratejik anlamda oyun terapisiyle ve tabii ki sanat terapisiyle gerçekleştirmiş olduk. O yüzden bence bu çok önemli ve kıymetli bir süreç. Bu anlamda bence gerçekten önemli. Siz de bu süreç içinde tam alana gireceğiniz zaman içinde bence bir ilki ve bir farkı oluşturacaksınız gittiğiniz kurumlarda. Umarım bir kısmınız master doktoraya devam eder. KPSS sınavında belli bir şekilde psikolojik danışman rehber olarak gerçekten bu anlamda fark yaratabilecek bir süreç de yakalarsınız. Çünkü şu bir gerçek ki, evet sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler, sağlık teknisyenleri bu anlamda inanılmaz önemli. Ama asıl bundan sonraki süreç çok çok önemli olacak. Çünkü aynı zamanda bu alanda da bir bilim kurulu oluşturuldu ve gerçekten sosyal anlamda, psikolojik anlamda bireylerin yeni normale, hatta gelecek normale hazırlanıyor olmaları lazım. Şu anda biz bir new normal diye geçen bir kavram gelişti biliyorsunuz. Ama aslında new normal değil, next normal olması lazım. Şu anda çünkü bir geçiş yaşıyoruz ama bu geçişle beraber eğitim tekrardan yapılanacak, birçok anlamda psikolojik terapiler tekrardan yapılanacak. Çok ciddi anlamda büyük bir farklılık var. Biz bu süreç içinde de özellikle en çok yaşadığımız konu şu oldu.
sadece sağlık çalışanlarına değil, gerçek anlamda ruh sağlığı açısından kendilerini yüksek tutmak isteyen, belli sıkıntılar geçiren ailelere, gençlere, kariyerlerini kaybedenlere bu anlamda özellikle de dijital platformlar üzerinden yeni kavram itibariyle onlara destek olmaya başladık. Zaten eskiden beri yapılıyordu ama bu şu süreç içinde çok hızlanıldı ve şu anda özellikle uygulama odaklı olan oyun terapisi, uygulama odaklı olan sanat terapisi açısından da belli bir şekilde renk değiştirdi ve şekillendirildi. O yüzden bence bu çok önemli bir süreç. Umarım hepiniz bu süreçte bu fark anlamında üzerinize düşen görevi, üzerinize düşen rollerin çok iyisini, çok daha beklenenin ötesinde gerçekleştirirsiniz. Benim de en önemli amaçlarımdan bir tanesi şunu bilmenizi istiyorum ki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın özellikle HAYEF çok önemli bir kurum. ÇAPA, Cerrahpaşa ve HAYEF İstanbul Üniversitesi'nin dışında kendi başta başına bir marka aslında. Yüksek bir marka değeri var. Kurumların oluşturmuş olduğu marka değeri biraz zayıf kaçıyor. Aslında bunu Pierre Bourdieu çok güzel açıklıyor. Buna institutional capital diye tanımlıyor. Yani kurumsal sermayesi çok yüksek bir fakülte HAYEF. Bu anlamda da HAYEF'in çatısı altında bence çok önemli konulardan biri. O yüzden bana birçok soru soruldu. İstanbul Üniversitesi diplomasını mı alayım? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa diplomasını mı alayım? Bence her ikisi de olabilir. Çünkü asıl önemli olan HAYEF isminin alınıyor oluyor olması. Çünkü burada asıl kıymetli olan kısım bu. Çünkü HAYEF gerçek anlamda en iyi eğitim fakültesi diyebiliriz. Gerçekten özellikle de ben Boğaziçi Üniversitesi çıkışlı olduğum için, background'ım oradan olduğu için çok iyi mukayese edebiliyorum. Bu anlamda çok büyük farkı zaten süreç içinde görüyor olacaksınız. Eğitimlerinizi de bu anlamda devam ettirirseniz, gerçekten kendi eğitimlerinizi belli bir şekilde yaşam boyu eğitimin bir parçası olarak gerçekten kendinize yatırım yaparsanız bunun karşılığını fersah fersah alacağınızın düşüncesindeyim. O yüzden hepinize çok başarılar diliyorum. Umarım en kısa zamanda en iyi yerlerde sizleri görürüz. Her zaman irtibatta olacağımızı bilin. Sıkıntınız olursa, derdiniz olursa, bir şey sormak isterseniz biliyorsunuz WhatsApp uzaklığındayız. Her zaman WhatsApp üzerinden, e-mail üzerinden, telefon üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Bunda hiçbir zaman sıkıntımız olmaz. Batur'cum hazır mıyız? Sırasıyla okuyorum. Sahar'ın özellikle oyun ve sanat terapisiyle ilgili sertifikası. Geçelim tek tek. Ben okuyayım. Erdal Çiçek'in yine aynı şekilde. Sayın Ceylin Özel'in, Züleyha Düzen'in sertifikası. Gizem Karagül'ün, Fatma Acar'ın, Lütfullah Karademir'in, Selin Kaya'nın, Ayşenur Yurdakul'un, Seher Güntemur'un, Hayriye Bayraktar'ın, Nidanur Toplu'nun, Sayit Yoncuz'un, Esra Kızıltepe'nin, Şeymanur Zümbül'ün, Beyza Akçay'ın, Canan Yıldız'ın, Nazan Sevici, evet, Tuğçe Özyurt, Zeynep Kavak, Cansu Ceylan, Taci Vuslat Azaklı, Muhammed Yusuf Zor, Fatoş Ası Bulmuş, Kübra Yeşilsoy, Muharrem Ürker, Ebru Taşdemir, Büşra Agıç, Melik Tuncay, Alparslan Arslan, Zeynep Avcı, Bilge Bilgin, Ezgi Koç, Esra Tarhan, Ümü Gülsüm Toprak, Ayşegül Çelik, Melike Nehir Karagöl, Hikmet Sarı Hasan, Muhammed Özdemir,
Adem Topal, Onur Çakmak, Elif Nur Büyük Kılıç, Seda Gönül, Belkıs Alpagu, Nur Selin Ahmet Beyoğlu, Esma Boztaş, Esra Yalçın, Zehra Özçakır, Melike Özge Bircan, Serra Helvacı, Şeyma Uykusuz, Abdurrahman Akel, Hamza Eroğlu, Yeşim Yıldırım, Mehmet Çokoy, Cevdet Cevlo, Zeliha Topar, Zehra Tülücü, Hilal Asan, Sena Nur Güven, Rana Yıldız, Mehmet Cüce, Merve Nur Çolak, Gamze Er Yılmaz, Esra Avcı, Hala Alkayari, Salsabila Binti Hüsna. Hepinize tebrik ediyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederiz hocam. Çok çok teşekkürler. İşleriniz rast gitsin arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz hocam. Hem bizi bu sürece kattığınız için hem de referans olarak göstermemizi istediğiniz için sağ olun. Her zaman yolunuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Gerçekten hepiniz şifa olursunuz insanlara. İnsanların yollarını açarsınız. Sizden bir ricam var. Bugün ben gruba yazı yazacağım şimdi. O yüzden hepiniz küçük birer cümle dersle ilgili geri bildirimde bulunursanız birkaç kelime, birkaç cümlecik her birinizden rica edeceğim. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok başarılar diliyorum. İşleriniz rast gitsin, olur mu?